Ya korkma, bir şey çıkmayacak. Korktuğumu kim söyledi? Kimse. Yani ben söyledim öyle lafın gelişi. Korkmuyorum, merak etme. Yani canını sıkma. Yok, sıkmıyorum canım, zaten bir şey çıkmayacak. Sefer. Efendim. Ben çok korkuyorum ya bir şey çıkarsa. Ya kızım deme öyle, zaten ben de çok gerginim. Nedir doktor? Korkulacak bir şey yok. Beyin tomografisi gayet temiz. Allah'ıma çok şükür. Beyin tümörü çıkacak diye çok korktum bir an. Peki bu unutmaların sebebi ne olabilir doktor bey? Yani bir sürü sebebi olabilir. Temin eksikliği, yorgunluk, stres. Bildiğim tek şey beyninizde hastalık yok. Doktor, laf aramızda kalsın. Benim hanımda bir beyin var. Bir beyin var. Kompütür şerefsiz. Hiçbir şey olmaz. Ama siz yine de ihmal etmeyin. Arada bir gelin kontrol edin. Mutlaka uğrayacağız. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bak korkacak bir şey yokmuş. Hiçbir şey çıkmadı. Efendim? Merhaba Sefer Bey. Daphne ben. Merhaba Daphne Hanım. Daphne değil efendim. Daphne. O da olur. Hayırdır, nedir mevzu? Sizinle konuşmam gereken bir şey var. Konu? Gelince anlatırım, önemli. Ben Çimen Yetimhanesi'ndeyim. Tamam, yarım saate geliyorum. Kim arıyor? Daphne. Despina'nın yeğeni mi ne? Hani babadan yardım istemişti. Seni niye arıyor? Konuşması gereken bir mevzu varmış. Allah Allah. Sen de öyle hemen ayağına gidiyorsun öyle. Ne yapacaktım sana? Sen gelme deseydim kıza. Hadi atla, ben seni bırakayım, oradan giderim. Yok yok. Sen hanımefendiyi bekletme. Ben kendim giderim. Hayda. Ha, Sefer. Bu arada yüzüğün nerede senin? Ya alışamadım da. Sabah lavaboda unuttum herhalde. Çok güzel. Lan ben senin nazını, kıskançlığını yerim ben.